Selamun Aleyküm, Ramazan'ınız mübarek olsun. Şimdi bir istimbad veya anladığım bir şeyi bir paylaşayım sizinle. Şimdi sözler var, mektubat var, lemalar var, şualar var. Nerelere daha çok bakıyor dört tane temel iman esasları bu? Şimdi bir külliyatı bir sayayım ben. İlk önce layıkalardan başlayayım ki kolay olsun. Şimdi Kale Musa, Kale Firavun, Kale Kur'an'da var bu. Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. hak batıl mücadelesinin e, dirayetini, basiretini, ferasetini, kudretini, iradesini gösterme kitabı yani tarih hayatıdır. İman-küfür mücadelesi. Bu iman küfür mücadelesi ederken dış dünyada eylemlerimiz yap yapma de deme git gitmeyi de tayin eden Kastamonu layıkası. Fakat bunu yaparken içsel birbirine çatışan, çelişen içimizde hisler var, fikirler var. Hangisi doğru, duygu, hangisi yanlış? İçsel taraf girliklerimiz, şeyimiz, yerimiz olmamız gereken yer emirda tayin ediyor. Ama bu arada insan verdir hem kendisini hem geleceği hem hizmetini, hizmeti merak ediyor. Acaba makbul mudur? Acaba Allah ve Kur'an nasıl bakıyor? Ve gelecek hadiseleri de insan merak ediyor. Bu sike-i tasdiki gaybiye. Barla layıkası da idealist dava adamının ruhunu inşa ve ihya etme malzeme deposudur. İdealist bir dava adamının ruhunu inşa etme adına malzeme deposu da balalaykasıdır. Şimdi geleyim şey ee, ana kitaplara. Şimdi insan İslam hakkında merak ediyor. İnsanda kaç tane şahsiyet var? Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye 63 sene yaşadı? Yani babası niye o yaşta vefat ettiler önceden? Niye? Niyeler var ya İslam'a ait, dima ait. Kafa soruyor bunu. Buna cevap veren mektubattır. Kafanın ürettiği sorulara, Dima'nın cevap kitabıdır mektubat. Yani yöntemleri, usullerini koyuyor. Hikmetlerini koyuyor ortaya. Dima'dan sonra gir içeriye, vicdan var. Vicdan'da ne var? Sistem, irade var his zihin var, his var, latife-i rabbaniye var. Hem bunları inkışaf ettirmek, oynattırmak, hem mecra vermek, hem malzeme olmak. Yani vicdaniyatı içsel haletleri zihin mekan açmaktır biliyorsunuz. Tefekkür edince tefekkür zihinde, tefekkür akla aittir ama zihinde mekan açıyor. İşte iradiyi güçlendirmek e, ...zihinde mekan açmak, his de e, güçleri o, duygusal o, hem o hisleri çıkartmak ortaya... ...hem de onun kıblesini koyup kontrol etmek. Kitabı lemalardır. Mesela nedir o? 26. Lema. E, mesela e, 17. Lema. Mesela hayat bahsi, hepsi böyle e, lema sonunda başından beri e, mesela Eyüp aleyhisselam, Yunus aleyhisselam vesaireleri e, orada anlatıyor lemalar. Şimdi insanda gir içeriye dima, gir içeriye e, vicdan, gir içeriye kalp var. Kalpta el hubbu filla vel bozu filla hem kalbi intibaha hem kalbi tarafkirliklerimize. Tarafın bu. Bu sufyaniyet, bu hak, bu batin. El, el hubbu fillah ve el buzu fillah. Yani dostun düşmanın bu. İslam düşmanın bu şey bu. Aynı zamanda e, kalbi yani kalpte var? Latife insaniye. İnsanın latifeleri inkişaf ettirmek ancak el hubbu fillah ve el buzu fillah oluyor. Bunu da e, çeşitli e, şeylerle destekleniyor. Mesela adaveti ne olduğunu, e, uhu ve tesanüt e, gibi şeylerin de buna katkısı var. Bunu yapan şualardır. Şualardır. Bu da kalbi, kalbe ait bir kitap. Şimdi e, ruhta ise, ruhta latifeler var. El merkezde latifeler var. Ne demek? şunat zatiyenin bizdeki karşılığı ruhtur. Ruh. Ne var? Şefkat-ı mukaddese cenab Hak'ta var. Bizde şefkat. Cenab-ı Hak'ta muhabbet-i münezze var. Bizde muhabbet var. Sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddesi var Allah'ta. Bizde bunların mukaddesisi yok. Sevk var, şefk var lezzet var, memnuniyet var, iftihar var bunlar. Şimdi bunları uyandırmak ve intibaha getirmek ruhu, e, zihayattır, zişurdur, kanunem, vücudu haricinin alt yapılarını yapıp glafi latifi yapmak. Ki ona ait bir misal vereyim. Mesela 31. söz niye Miraç 31'e konmuş? Niye kader 26'ya konuş? Bak kardeşim Nazm-ı Mani ile tesadüf yoktur. 19. sözün sonunda Ustad bunu söylüyor. Yani tertipte dahi e, Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle yapılmıştır. E, emriyle diye. Birinci söz. Ha, hayatın şeyi. Mesela iman. ikinci söz. Geliyorsun haşire. Atlıyorum tamam Sonra seni yetiştiriyor bak yetiştiriyor geliyorsun kadere kadere kaderde e, o 26. söze kadar zaten kadere uygun hale geliyorsun onu anlayacak bir adam oluyorsun çünkü kadere iman etmek imanın sonudur başa koyamazsınız amentü billahi yerine kadere iman koyamazsınız 5 tane iman esasını hazımdan sonra e, kabul ve tasdik ve onaylanması ee, olan bir şeydir iman esaslarına kader. Dolayısıyla kader 26. sözü gelene kadar e, bu kadar mahallelerden geçiyor. Yani senin altyapını yapıyor, dolduruyor. Bunu yapıyor. Sonra sonra ne yapıyor? Diyor ki kaderi de iman ettin. Gel 29'a. Bekay ruh. Melaike ve haşir. Üç tane şeyi. He, ruh sana anlatıyor. Ruh nedir? Hayat nedir? Melaike nedir? Ve hakikaten kendi ahiretin delili, alemi şahadetin e, hulasası beden iken, ruh ise alemi gayba aittir. Böylelikle sana ruhu, bekayı ruhu, ondan sonra melaikeyi, haşre dair burada da seni yetiştiriyor. Yetiştirdikten sonra seni diyor ki sen ruhu anladın. Sonra melekleri de anladın. Haşrı da anladın. Tamam. Gel 30'a bakalım. Sen şimdi bu eneyi dinleyecek makama geldin. Ene enaniyet mülk cihetidir. Ruzname, takvim, harita, hulasa olması enaniyet. Ene ise melekut tarafıdır. Yani nur ve mana. Şimdi benim gömleğim, gir içeri benim atletim, benim vücudum, benim aklım, e, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben, işte o ene. Ha, zahirde, e, zahirde şey, bu enenin e, her şeyde olduğu gibi bir, bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Ve enenin mülk tarafı enaniyettir, 146 emirda bir. E, melekut tarafı ise meculdur, parla da geçer. Yani vücudu yok. Berzahtır. Ha, sen şimdi 30. sözde de en iyi bu şekilde e, anladın. Sonra bunu anladın. Sonra bu kainat Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu tasarrufattaki, bu zerratı nereden getirdi? Nasıl hareket ettiriyor? Şimdi büyük insan olan kendi e, kendi kainat, zeminsiz zeminin olan şu kainatı tahavulat-ı zerratı da esirine kadar bir seyret bakalım. Yani cüz'i nazarını külliyete çıkar. Hadi bakalım esiri de anla. Hep bunlar anladıktan sonra sen miraca muhatapsın. Miraç. Çünkü sahabelerin imtihanı her, ki her bir kavmin bir şeyle imtihan olmuş. Ya e, sahabelerin imtihanı da miraçtır. Çok zordur. Ama 31. söze gelene kadar seni zaten yetiştirmiş. Kolaydır. Ama direkt 31. sözü bire alsaydı o çok zor. Çok zor. Hatta imkansız. Sahabeler potadan düşecek kadar imtihan oldular. Sahabelerin imtihanı yokluk, kılıç değil o. Sahabelerin imtihanı miraçtır. Ki diyecektir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana kalsaydı ben miracımı ilan etmezdim. Çünkü düşün ya o tarihe, o hayalen gitti o zamana, o bedevi toplumda şimdi adam ticaret yapmış, dün akşam gelmiş, Kudüs'e gitmiş, bir ay gitmiş, bir ay gelmiş. Ona diyorsun ki ben bu akşam gittim geldim ve semalara gittim yani. Daha yeni iman etmiş, altyapısı, altyapısı yok ama Allah Resulü'nün temesulatı var, nuraniyeti var, insiba ve nikası var dört tane onunla beslenmiş sirayet var Resulullah'ın sirayeti var insibaha var temesulatı var insibaha var ha onlarla işte e, demek ki bunlar sıralama da böyle o zaman sözler de ruha ait bir kitaptır Allahu alem toparlıyorum insan e, soğan kabuğu gibi dışarıdan dima gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh, gir içeriye ene. Benim ruhum diyen ruh değil. Çünkü ene içinde cihaz diyor ustad. Akıl içinde cihaz diyor. 27. sayfa sözlerde. Ha. Bu risalendeki tertipler, dizmeler de ve kitap isimleri verilmeleri de hepsi ihtar ile olmuş. Ama dimağa mektubat bakması gibi benim şey yapmam bana ait bir istim, istimbatımdır. Yani e, anladığım, bende uyananlar, niye bunlar, bunlar nereye bakıyor diye merak ettim. Ama layıkalar hakkındaki şey benim için kesin. E, bu dört kitabı da böyle istifade ettim yani. Belki istifade edersiniz. Risale-i Nur acayip bir şey. Risale-i Nur'a e, haşa deme ilhami ilham ilahidir. Kur'an'ın son icazı manevisidir. Risale-i Nur'un mevzuları her ismin mertebe azamından gelmiş ve ismi azam canibinden gelmiş. Niçinini de söylüyorum kapatıyorum hepsini. Lut kavmi, At kavmi, Semud kavmi vesaire helak olan kavimlerin pislikleri yani helak olmalarına sebep olan günahlar şimdi yok mu? Var. Peki o kavimlerin düzelmesi için peygamber vardı da o günahlar daha genel, daha çok. Peygamber yok. O zaman o kavimleri düzeltme ile vazifeli olan peygamber hangi isme mazarsa Risale-i Nur'da o ismin mertebi yazamana mazhar olması lazım. Mesela İsa Aleyhisselam Kadir ismine mazar. Risale-i Nur Kadir isminin ismi azamına mazar olması lazım. Lut kavmini ista eden Lut Aleyhisselam hangi ismi mazarsa onun mertebe azamına Risale-i Mazar olması lazım. Niye? Bu asırda tamirci makamındadır. Sen şimdi İstanbul valisine mesulsun diyorsun, diyorsun İstanbul'dan. E ama yetkin yok. Lan yetkisi olmayana mesuliyet olur mu? Ha Risale-i Nur'a diyorsun ki sen bu asırda mesulsun ama yetkin yok. Yetkiyi vereceksin. Ha, ismi azamlarla donatacaksın. Mertebe azam, her ismin de mertebe azamıyla Ondan sonra diyeceksin ki olsun kardeşim bak ben sana yetki verdim. Donanımı da verdim. Sen şimdi şey yap. İşte iki mutekabil kuvvetler eşit olsaydı diyor tahriplerle tamir mucizevari eseri görecekti ki mucizevari eser gözükmesi senin ve benim hala namaz kılmamız ve ayakta olmamızdır. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü beden daima inşallah duanızı beklerim Ramazan'da. Ben de bize dua edenlere dua ediyoruz. Selamun Aleyküm. Allahu Ekber Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً Muhammeden Resulullah